Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi merkezinden konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde bugün nasıl bir strateji izlenecek? Mesela Tuncay Özkan bugün görev yapacak isimlerden birisi mi? Bir, Onursal Adıgüzel adına yani onun mevkiinde bulunan kişi kim? Size bir bilgilendirme yapıldı mı? Çünkü bugün açıkçası kimseler Anka Ajans ve Anadolu Ajans üzerinden bir değerlendirme görmek istemiyor. Ne söylemek istersin? Ne oluyor orada? Bize bir anlatır mısın? Şurada açıkçası CHP Genel Merkezi'ne geldiğimizden bu yana herhangi bir yetkiliyle konuşamadık. Biz de çok net bir tablo göremiyoruz henüz. Bir fluluk olduğunu söyleyebiliriz. Ama sanırım bu gece CHP Genel Merkezi kendisine gelmiş olduğu verileri kamuoyuyla paylaşacak diyebiliyoruz. Ama bu hala net değil. Bunun altını çizelim. Tuncay Özkan olacak mı ya da olmayacak mı sorusunun cevabı da henüz yok. Elbette ki ilerleyen dakikalarda buraya yetkililer geldikçe, biz bilgi almaya çalıştıkça sizlerle paylaşacağız. Şu anda şunu söyleyebilirim. CHP'de veya muhalefetin tamamı sandıklara kilitlenmiş durumda ve seçim güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 3 gibi genel merkeze gelmesi bekleniyor ama bu net değil. Belki de sandıklar açılmaya başlandıktan sonra, kısa bir süre sonra diğer altı masanın genel başkanlarının da genel merkeze gelmesi belirlenecek. Şöyle diyebiliriz, eğer sandıklar açıldıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma oranı ihtimali yükselirse diğer genel başkanların buraya gelmesi tahmin ediliyor. Kazanmazsa ne olur, gelirler mi sorusunun henüz yanıtı yok bizde. Biraz da dilersen... Pardon, yani şöyle diyorsun aslında Zübeyde, nasıl olsa... Kaybederse tek başına kaybedecek, kazanırsa yani başarıya herkes ortak, başarısızlıkta millet tüyecek, öyle görüyorum. Yani en azından benim tahminim bu yönde ama haksızlık etmeyelim. Gecenin sonunu bekleyelim bence. Biraz da dilersen AKP Genel Merkezi'nden bahsedelim. Bugün balkon konuşması AKP Genel Merkezi'nde yapılmayacak ve bunun nedeninin de fiziksel olduğunu öğrendik. Çünkü önünde inşaat var ve kazanacaklarına o kadar eminler ki gelecek olan kitlenin oraya sığamayacağını düşünüyorlar. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının da külliyede balkona çıkacağını söyleyelim. Kaybetse de kazansa da külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte balkona çıkacaklar ve Erdoğan ilk defa balkon konuşmasını saraydan yapacak diyebiliriz. Burada CHP Genel Merkezi'nde ilk turdaki hazırlıklardan farklı olarak görmüş olduğum bir detay var. Onu da paylaşmak isterim sizlerle. İlk turda CHP Genel Merkezi'nin önündeki sokağa bir platform, tırla bir platform kurulmuştu. Orada hazırlıklar yapılıyordu. Eğer seçim kazanılırsa muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu oradan halka seslenecekti. Fakat bugün o sokakta bir hazırlık yok şu ana kadar. Yani bu saatten sonra bir hazırlık olur mu bilmiyorum ama şu anda o sokakta herhangi bir platform kurulmuş değil. Sadece dışarıda ilk turdaki gibi gazeteciler için bir yer ayrıldı ve şu anda yavaş yavaş gazeteciler yerlerini alıyorlar. Ama şu saate kadar ilk turdaki kadar basının CHP Genel Merkezi'ne ilgisi olduğunu söyleyemeyiz. Bu saat itibariyle dediğim gibi ilerleyen dakikalarda ve saatlerde ne olur açıkçası biz de merakla bekliyoruz.